Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün çok sorulan ama çok fazla sorulan soruya bir yanıt getirmeye çalışacağım. Karıncalarla alakalı ağaca çıkıp zarar verildiği düşüncesi hakim olmuş. Bu konu neden karınca ağaca çıkar ya da bitkilere, bu sebze fark etmez. Karınca kendi görevini yapmak için bitkilere çıkar. Bu yabani bitki ya da bizim kendi diktiğimiz meyve ya da sebze ağaçlarında birçok ağaçta da görünür. Ve karınca dost mu düşman mı? Ki gördüğüm kadarıyla insanların anladığı şu: karınca tamamen düşman gibi gözükmekle beraber tarımda bize yardımcı olan, bize öngörü sağlayan hayvanlardan bir tanesi karınca. Akabinde daha birçok şey var. Arkadaşlar, kuşları da dahil buna. Bir sürü böcek ve uçar kanatlılar var. Bunlar bize habercidir. Dolayısıyla karınca hiçbir şekilde tarımda sebze ya da meyvelerde arkadaşlar hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde zararı yoktur. Biz şunu sanıyoruz. Karınca ağaca çıkıyor. İşte uçtaki, şöyle yaklaş hocam. Limon ağacı. Bakın şurada deformalar var. Karınca alttan çıkıyor, buralarda geliyor, bunlar deforme eder gibi gözüküyor. Arkadaşlar, karınca hiçbir şekilde ağaca zarar vermemekle beraber ağacın yaşayabilmesi için, formunu kazanması için, formatlı çalışması için uğraşır. Karınca ağacı ya da sebzeye çıktığında şunu yapar: oradaki zararlıları yer. Etçil ve otçul karıncalar vardır. Etçil karıncalar arkadaşlar, görevi bir yerde bize çalışmaktır. Tarımcıya çalışmaktır, çiftçiye çalışmaktır. Ve öngörümüzü bir an önce öngörümüzü sağlar. Karınca ağaca çıkıyorsa kesinlikle bitler vardır. Kesinlikle zararlılar vardır. Onu yemek için çıkar. Dolayısıyla karıncayı öldürmek değil, karıncanın sebebi, neden oraya çıktığı sebebini araştırarak o zararlıyla mücadele edin. Çünkü karıncanın hiçbir şekilde çıkıp ağacın yaprağını ya da çiçeğine zarar vermek amaçlı değil. Oradaki zararlıları yemek için ağaca çıktığı konusu öne çıkar. Ama tabii hobici arkadaşlarımız, hobi bahçesi olan arkadaşlarımız bu konuyla alakalı çok fazla bilgisi olmadığından dolayı bugün video çekmeye gereği duydum. Evet, bu zararlıları şu an size gösteremiyorum. 9. ayın ilk haftası 2024 tarihimiz. Dolayısıyla hava değişimleri olduğundan dolayı birçok bit ve zararlılar arkadaşlar lavralarını bırakıp ölmeye geçti ve mücadele edildiği konuda kesinlikle, bakın, bunun birincisi karınca, ikincisi örümcek ve bazı küçük minik kuşlar var. Bunlar hiçbir şekilde ağaçlara zarar vermez. Ağaçların düşmanı ve çiftçinin, üreticinin öngörüsünü sağlar. Ağaca çıkıyorsa bir karınca, kesinlikle orada bit vardır, zararlı vardır arkadaşlar. Karıncayı öldürmek için ya da ağaca çıkmamasın diye kireç ya da benzeri boya sürmek, bant yapıştırmak tamamen yanlıştır. Bunu kesinlikle kafanıza yerleştirin. Tamamen yanlıştır. Karıncayı kesinlikle ağaca çıkarmamak için uğraşmayın. Ağaca çıksın. Ağaca çıkıyorsa bir sebebi vardır. Karıncalar dostumuz. Dediğim gibi arkadaşlar, birkaç daha böcekler var. Özellikle örümcek. Örümcek ağlarını kesinlikle bozmayın. Örümcek boşu boşuna gelip oraya şey yapmaz. Ağlarını kurmaz. Küçücük küçücük kuşlar var. O kuşlar kesinlikle, ne de olursa olsun, gördüğünüzde sanki gelip meyveyi yaralıyormuş gibi gözükse de yaralamaz. Meyveyi yaralayacak olan kurtları, kemirgenleri yemek için gelir. Evet arkadaşlar, karınca konusunu umarım bir açıklık getirmişimdir. Eğer kafanıza takılan bir husus olursa kesinlikle videodan sonra mesaj bölümüne mesaj bırakırsanız yanıtlayacağım. Karınca ya da başka tarımsal bilgiyle alakalı kafanıza takılıp sizin için önemli olan ne varsa hemen mesaj yazın, yanıtlayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.